İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Bak, telletenikillere devam ediyor senin için. Bu sefer sıfat fiille adlaşmış sıfat fiil arasındaki farkı konuşacağız. Bazen bunlar birbiriyle karıştırılabiliyor. Bakalım sen neler söyleyeceksin. Mert, sıfat fiilin eklerini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama. Ben şimdi söylediğim zaman çok kolayca çağrışacak zihninde. Anası mezar dikecekmiş. Şimdi hatırladın mı? Evet. Evet. Hadi önce şuraya bir ayrıntı yazalım. Sıfat fiil dediğimiz şeyin diğer adı nedir paşam? Ortaç. Biz bunu nereden hatırlayacaktık? Serdar Ortaç'ta. Evet. Peki bu Serdar Ortaç dediğimiz sıfat fiilin ekleri nelermiş? An, ası, mes, ar, ecek ve miş ekleri. Bu eklerden herhangi biriyle Mert her defasında ne yaptık? Fiil kökenli bir sözcüğe, bir fiil köküne ya da gövdesine bu eklerden birini getirerek hep sıfat türettik. Türettiğimiz bu sözcük biraz olsun fiil anlamını koruduğunda sözcüğün tamamına sıfat fiil demeyi tercih ettik. Mesela bir iki tane örnek görelim. Koşan çocuğu tanıyor musun dediğimde şuradaki çocuk sözcüğü bir isim, öyle değil mi? Evet. Evet. Hangi çocuk? Koşan çocuk. Güzel. Bir isme hangi ya da benzeri soruları sorduğumda yanıt alıyorsam mutlaka ne buluyorum demektir? Sıfat. Bir sıfat. Peki sözcüğün kökü koşmak aslında bir fiil. Ben şuradaki bu gruptaki eklerden biriyle ne yaptım? O fiilden bir sıfat türettim. Haliyle bu eklerin her birine yapım eki demek de mümkün bu arada. Peki türettiğim sözcük hala koşma anlamını bir miktar çağrıştırıyor mu? Evet. Evet. Dolayısıyla bu sözcük sıfat demek yerine ne diyeceğiz? Sıfat fiil. Peki sıfat fiil bu cümlede aynı zamanda ne göreviyle kullanıldı diyeceğiz? Sıfat göreviyle. Güzel. Benzer bir şey burada da var. Tanıdık yüzler var çevrede. Yüz bir isim. Nasıl yüzler sorusunu bu isme sorduğumda tanıdık sözcüğünden cevap alacağım. Haliyle bu sözcüğün yine sıfat olarak kullanıldığını görebilirim. Bu da galiba aşağıdaki ek grubundan biriyle türetilmiş. Şuradaki dik ekiyle beraber. İşte bir sıfat fiil var elimde ve cümlede ne göreviyle kullanılmış? Sıfat göreviyle. Peki özellikle adlaşmış sıfat fiil dediğimde ne demek istiyorum onu anlatayım sana hemen. Gelen gideni aratır dediğimde galiba yine gelmek sözcüğü ve gitmek sözcüğü istediğimiz sıfat fiil eklerini almış Mert. Evet. Yalnız gelen sözcüğünün arkasında da giden sözcüğünün arkasında da bir isme yer vermemişiz, doğru mu? Evet. Eğer şöyle olsaydı, gelen insan giden insanı gibi bir yapı olsaydı bu insan sözcüklerine isim, hemen önündeki gelen sözcüklerine de sıfat demek mümkün olabilecekti. Biz bu isimleri cümlede kullanmış mıyız? Hayır. Hayır. Bu ismi cümlede kullanmamışız. O zaman diyeceğiz ki paşam, eğer bir kelime ardında isim yoksa kesinlikle sıfat göreviyle kullanılamaz. Bir sözcük sıfat olabilecekken ardında nitelediği, belirttiği isme yer verilmemişse onu ne kabul edeceğiz? Adlaşmış kabul edeceğiz. Yani artık neye dönüşecek? Ada dönüşecek. Peki gelen, giden sözcükleri birer ortaç değil mi? Birer sıfat fiil değil mi? Evet. Öyle değil mi? O yüzden adını tam olarak ne diye koymalıyım? Adlaşmış sıfat fiil ya da adlaşmış ortaç şeklinde koymalıyım. Peki bu adlaşmış sıfat dediğim şey cümlede sıfat göreviyle mi kullanıldı? Ad göreviyle mi? Ad göreviyle. Ad göreviyle. Şöyle soracaklar Mert. Diyecekler ki hangisinde bir sıfat fiil cümlede sıfat göreviyle kullanılmamıştır? Tek şansı var. Bir sıfat fiil varsa ve sıfat göreviyle kullanılmıyorsa buradaki olduğu gibi ne diyeceğiz ona? Ad göreviyle kullanılıyor diyeceğiz. Evet. Bir tane de burada var galiba. Parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren kişi demek istiyor galiba. Kişi ismi burada olsaydı belki şuraya sıfat demek mümkün olacaktı. Fakat bu ismi cümleden düşürdüğüm için bunun da sıfat özelliğini kaybettiğini, ne kadar sıfat fiil eki almış bir sözcük olsa da, ne kadar bu sözcüğün tamamı için sıfat fiil demek mümkün olsa da, sözcük sıfat gibi değil de ne gibi kullanıldı? İsim. Bir isim gibi kullanıldı. Çünkü ardındaki isim düştüğünde sıfat ne yapar? Adlaşır. Evet. Evet. Peki Mert. Hemen söyleyelim. Fiilimsilerle ilgili daha fazla ayrıntı için önderhoca.net sayfasını ziyaret etmek mümkün. İsterseniz Önder Hoca'yı YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Kolay gelsin.